Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde gördüğümüz fıstık ve trabzanların iç içe olduğu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz çok çeşitli yerlerde kullanabilecek özellikle bir model. Yeleklerde, hırkalarda ve battaniyelerde çok güzel bir şekilde kullanabiliriz. Şöyle modelimize bir baktığımız zaman fıstıklarımızın ve e, trabzanlarımızın sürekli yön değiştirdiklerini görmekteyiz. Bakınız her sıramızda yerlerini değiştirmekteler. Evet şimdi modelimizi uygulamaya hemen başlayalım kolay gelsin. Modelimizi uygulamak için şöyle 30 tane zincirimi çektim. 30 zincirimin üzerinde modelimizi uygulamaya başlayacağız. Şimdi saymaya başlıyorum. Geriye dönük olarak 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. zincir yuvasına gelerek batıyorum. Bakınız 6. zincir yuvasına geldim. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve trabzanımın olduğu yere 4 tane daha trabzanım örüyorum toplamda 5 tane trabzanım oluyor 2 3 4 ve 5 aynı yere 5 tane trabzanımı ördüm şu şekilde ve tığımın başını tekrar doluyorum saymaya başlıyorum 1 2 3 4 5 5. zincirin içerisine yine geliyorum ve 5 tane daha trabzanımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanıma bir tane zincir yuvasının içerisine ördüm. Tığımın başına doluyorum. Yine saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. zincirin içerisine girerek 5 tane trabzanımı yine aynı yuvanın içerisine doldurmaya başlıyorum. Modelimiz çok güzel bir model. Dilediğimiz her yerde kullanabiliriz. 4 ve 5. Evet 5. trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Tekrar saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirimin içerisine yine 5 tane trabzanı tek yuva içerisine örmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5 de ördüm Evet şöyle bir bakalım bakınız 5 zincir atladık 5. Bakın 4 zincir atladım. 5. zincirin içerisine 5'er tane trabzanımızı örerek ilerledim. Şimdi tığımın başını doluyorum. Yine 1, 2, 3, 4 ve 5. zincirin içerisine 5 tane trabzanımı dolduruyorum. Trabzanlarımızı birer zincir yuvasının içerisine hepsini ördükten sonra en son yere geliyorum. Yine 5. zincirin içerisine 1 tane trabzan şeklinde örüyorum. Trabzanım ördükten sonra hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Örgümün arkasından örmeye başlıyorum. Şimdi 5 tane trabzanım vardı. Bakınız 3 zincirimden sonra. Burada 1 ile 2'nin arasına bir tane fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi başlıyorum. Bakınız 1 uzatıyorum biraz. 2 ve 3. 3 tane Fıstığımı uzattım şu şekilde bakınız tığımı doluyorum ipimi elimle tutuyorum içinden geçiriyorum ve tuttuğumu bu şekilde tığımın başına girdirerek alıyorum örüp bir tane zincirle kapatıyorum ve başlıyorum tığımın başını doluyorum hemen fıstığımın yanına 4 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. Dördüncü trabzanımı da örüyorum. Yani yine toplamda 5 gibi ördük. Yalnız bir tanesini fıstık olarak ördüm. 4 tanesini trabzan olarak ördüm. Şimdi araya zincir çekmiyorum. Tığımın tekrar başını doluyorum. Bir sonraki 5'li grubun 1. ile 2. trabzanının arasına geliyorum. Şöyle fıstığım için uzatıyorum. 1, 2, 3 3 defa uzattım elimi tutuyorum bakınız şu şekilde ipimi tığımı alıyorum geçiriyorum ve buradaki ipimi şu şekilde alıyorum kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum ve tığımın başını dolayarak 4 tane trabzanı hemen aynı yere bakın fıstığın olduğu yere Örüyorum 2, 3 ve 4. Trabzanlarımı da çok kısacık çekmiyorum. Bakınız fıstığıma neredeyse yakın uzunlukta. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki gruptaki 1 ile 2. trabzanın arasına girerek fıstığımı örmeye başlıyorum. Uzatıyorum 1, 2 ve 3. 3 tane fıstığı uzattım tutuyorum çekiyorum ve buradaki bir tane tutmuş olduğum ilmeği örüyorum ve kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum ve 4 tane trabzanımı örmeye başlıyorum fıstığımın hemen dibine 2 3 ve 4 Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir sonraki beşli grubun 1 ile 2'nin arasına fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 1 2 ve 3 tutuyorum, çekiyorum, giriyorum ve kapatıyorum ve bir zincir. Tığımın başını dolayarak 4 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm bakınız çok hoş bir görüntüsü oldu şimdi en son fıstığımı da aynı şekilde örüyorum bakınız bir sonraki gruba geçiyorum hemen 1 ile 2'nin arasına başlıyorum 1 2 3 ipimi şu şekilde tutuyorum alıyorum Buradaki tutmuş olduğum tekli ipimi alıp hepsini aynı anda çekiyorum ve bir zincirle kapatıyorum. Ve 4 tane trabzanımı ard ardına örüyorum ve şöyle de biraz uzunca örüyorum. Fıstıklarıma yaklaşık boyutlu olsun. 3 ve 4. 4 tane fıstığımı da trabzanımı da ördükten sonra tığımın başını doluyorum. En sondaki bakınız zincir çekerek oluşturduğum trabzanın tepe noktasına geliyorum ve bir tane trabzan olarak burayı örüyorum ve hemen 3 zincirle örgümü devamına başlıyorum bakınız şimdi şu şekilde görülmekte bakınız çok hoş hem fıstık hem trabzanlarla ördüğümüz çok güzel bir örgü dilediğimiz her yerde örebilirsin bir sonraki sırayı da birlikte örelim zincirimizi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum yine 1 ile ikinci trabzanın içerisine tığımın başını doluyorum fıstığımı örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 tutuyorum ipimi geçiriyorum şu şekilde alıyorum tığımı bakınız kapatıyorum ve bir tane zincir tığımın başını doluyorum dört tane trabzanımı ardı ardına örüyorum bir iki üç ve dört dört tane trabzanım ördüm fıstıklarımızın yeri değişti bakınız burada fıstığımız sol tarafta buradaki sağ tarafta devam edecek Tığımın tekrar başını doluyorum ve bir sonraki grubumun 1 ile 2. trabzanının arasına geliyorum ve başlıyorum fıstığımı örmeye. Uzatıyorum 1, 2, 3, elimle tutuyorum, çekiyorum, tutmuş olduğum ilmeğimi alıp örüyorum. Hepsini aynı anda çekip bir zincirimle kapatıyorum ve 4 tane trabzanı aynı yeri şöyle uzun uzun örüyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzanım ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Bir sonraki grubuma geçiyorum. Hemen 1 ile 2. trabzanımın arasına giriyorum. 1 2 ve 3 tutuyorum çekiyorum. Hemen buradaki ilmeğimi alıyorum ve hepsini çekiyorum. Bir tane zincir aynı yere 4 trabzan. 1 2 3 ve 4. Biraz daha bu şekilde örmeye devam edelim. Evet sıramızın sonuna geldim. Bakınız burada fıstıkla başlamıştık. Yine 4 tane trabzanım tamamladıktan sonra tığımın başını doluyorum başlangıçtaki zincirimin en üst kısmına gelerek batıyorum ve bir tane trabzanla yukarıya doğru çıkıyorum tekrar zincirimi çekiyorum 1 2 3 örgümün yönünü çeviriyorum hemen 1 ile 2'nin arasına fıstığımı örmeye başlıyorum 2 ve 3 tutuyorum çekiyorum alıp kapatıyorum ve bir zincir 4 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 ve 4 bir sonrakine aynı şekilde giriyorum bakınız 1 2 3 tutuyorum alıyorum ipimi kapatıyorum bir zincir 4 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve 4 bu şekilde istediğimiz modelde uygulamak üzere örmeye devam ediyoruz Evet modelimizin bu kadar örerek sonuna geldim bakınız çok güzel bir model fıstıklar ve trabzanlar yan yana uyum içerisinde Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.